Bebek yıkarken bebeklere özel bazı malzemelere ihtiyaç vardır. En başta bebek küveti olmalıdır. Klasik standartlarda bebeğin rahatça su içinde yatabileceği ebatlarda küvet yeterlidir. Bazen katlanabilen küvetler küçük kalmaktadır. İçi bariyerli küvetler yeni doğan bebekler için uygun olmayabilir. İçi tamamen düz olan küvetler bebeği ileri geri hareket ettirmek açısından fonksiyoneldir. İleri aylarda anne yalnız yıkayabilmesi için oturma bariyerli küvetler tercih edilebilir. İçinde boşaltma tapası olması daha sonra suyu boşaltmakta kolaylık sağlar. Küvetin duracağı bir ayaklı ve sağlam aparata ihtiyaç vardır. Anne yerde veya yumuşak yatak gibi bir yerde yıkamaya çalışmamalıdır. İkinci malzeme bir kova olabilir. Durulamak ve bazen de gaz sorununa çözüm için bebeği içine sokabiliriz. Küvetle aynı malzemeden hafif ve sağlam olması tercih edilmelidir. Bebeği sabunlu küvetten çıkarırken durulamak, sabit ısılı suyu dökebilmek için saplı tas olmalıdır. Bu sırada bebeğin gözüne ve kulağına kaçmasın diye şapka gibi bir malzeme kullanılmasına da gerek yoktur. Diğer gerekli malzemeleri ise şöyle sıralayabiliriz. Bebek şampuanı, doğal sünger, derece, belki küvetin üstüne takılan file olabilir. Banyodan sonraki malzemeler ise havlu ve içine tülbent, masaj yağı, bez ve giysileri, saç fırçası, bir yelek ve kısa bir süre için şapka olabilir. Bebeklerde banyo hem temizlik hem rahatlama hem de rutin oluşturma amacı taşır. Bebekler ve çocuklarda banyo zamanının genellikle aynı saatlerde olması tercih edilir. Bazen rutin banyo zamanının dışında tedavi amaçlı banyo yaptırmak da gerekebilir. Örneğin gaz sancılarında, uyku ve kabızlık sorunlarında sıcak banyolar çözüm önerileri arasındadır. Banyo zamanından önce bebeğin çok tok ve çok aç olmamasına dikkat etmek gerekir. Karnı çok toksa banyo kusma riskini artırabilir. Karnı açsa banyoda ağlayarak tepki gösterebilir. Bebek için banyo yaptırılacak yerin önceden hazırlanması gerekir. Unutulan bir malzeme varsa banyoya ara verilerek gidip alınmamalıdır. Banyo yeri çocuğun odası, evin banyosu olabilir. Bu nedenle malzemelerin rahatça kullanılabileceği genişlikte olmalıdır. Mekanın ısısı da önemlidir. Ortam ısısı 24-28 derece arası uygundur. Sıcak veya soğuk çalışan klimanın altı olmamalı, ısıtıcı bebeğe direkt yönelik olmamalıdır. Açık kapı ve pencere gibi cerrah yapabilecek durumlara dikkat edilmelidir. Isı farkı olmasın diye banyo sonrası masaj da aynı mekanda yapılmalıdır. Bu nedenle banyo süresi masajla birlikte hesaplanmalıdır. Bu da ortalama 20 dakikadır. Yani en fazla 7-10 dakika banyo, 10 dakika masaj ve giydirme gibi düşünülmelidir. Banyo suyu ve diğer tüm ihtiyaçları önceden hazırlanmış olmalıdır. Bebeğin saçlarında konak varsa ortalama 30 dakika önceden konağın üstüne gevşemesi için biraz yağ sürülebilir. Banyodan sonra fırçalanarak geçmesi sağlanır. Bebeği yıkamadan önce onun bir zamanlaması vardır ve genellikle akşamları yıkarsak bebek daha güzel masajdan sonra daha güzel uyur. Onun için önce malzemelerini hazırlayıp daha sonra da bebeği kaldırıp yıkamak gerekir. Şimdi malzemelerin en önemlisi tabii suyu ayarlamak. Bir kova ve su ve bir küvet olması gerekir. Önce suyun derecesini ister dirseğimizde istersek emin olamıyorsak dereceyle ölçebiliriz. Suyu küvete boşalttıktan sonra bebeğin ağırlığı kaldırabileceği yükseklikte su olması lazım. Çok az su ya da çok fazla su istemiyoruz. Önce küveti hazırlıyoruz. Savunabilmek için bir tülbent gibi bir şey olabilir ya da sünger olabilir. Ve içine şampuanını da koyuyoruz. Biraz köpürtüyoruz. Küvetimiz hazır. Şimdi bebeği yavaşça altını da çıkarttıktan sonra korkutmadan ve genellikle aç olmasını ya da birazcık emmiş olmasını istiyoruz ki eğer toksa kusabilir, açsa da tepki gösterip ağlayabilir. Sudan hoşlansın istiyoruz. Ve birdenbire suyun içine sokmuyoruz. Yavaşça önce ayaklarının sert bir zemin olduğunu hissetsin ve yavaş yavaş suyun içine yatırıyoruz. Yatırırken dikkat edeceğimiz şey kolumuzun 90 derece ve 3 parmağımızla koltuk altından tutup başının bileğimizde olması gerekiyor ki çok ani bir durumda kolaylıkla bebeği kaldırabilelim. 90 derece kolumuzda tuttuk, bebeği sabunladık, başını da yıkadık. Ondan sonra göğsüne elimizi koymadan önce yavaşça bebeği şöyle çevirip iki elle tutup
yüzük oyun çevirdik ki ve güvenli olarak da bacakların arasından tuttuk. Hala 45 derece ve suyumuzu aldık. Tam 45 derece şuradan dökersek kulaklarının arkasından ve burnunun ucundan gidebilir. Su gider böyle. Bir güzel duruladık. Bebeği kaldırdım. Ve güvenli bir biçimde tuttuğum için bu güvenli bir tutuştur. Tutup havlusunun içine, tülbentinin içine yatırıp kurulamaya başladım. Bu tülbentin faydası ilk suyunu alsın. Çünkü daha sonra havlunun içinde masaj yapacağız. Bebek ıslakta kalmasın diye. Yavaşça yan çevirdim. Tülbentini arkaya doğru kaydırdım. Havlusunu sardım. Sonra bu tarafa doğru çevirip tülbentini aldım. Bebeği havluya bir güzel sardıktan sonra şimdi masaja hazır demektir. Bebek önce ısıtılmış, ardından vücut sıcaklığına kadar soğutulmuş su ile yıkanmalıdır. Bebeğin ideal banyo suyu ısısı ortalama 37 derecedir. Suyun bebeğiniz için ideal sıcaklıkta olduğunu anlamak için suyu dirseklerinizle ölçebilirsiniz. Emin olamıyorsanız derece kullanabilirsiniz. Banyo suyu için bir diğer alternatif ise termostatik bataryalardır. Artema'nın AquaHeat termostatik bataryası sayesinde su sıcaklığı 37 dereceye yani vücut sıcaklığına ayarlanabilir ve su kovaya doldurularak direkt küvete taşınabilir. Bu da bebeğinizin banyo zamanlarını daha rahat geçirmenizi sağlar. Termostatik bataryaların özellikle çocuklu aileler için uzun vadedeki bir diğer avantajı ise çocuğunuz büyüyüp kendi başına banyoda kalabilmeye başladıkça çocuğunuzu su sıcaklığı konusundaki tehlikelerden korumasıdır. Çünkü çocuk banyoda tek başına yıkanabilecek yaşa geldiğinde akan suyun sabit sıcaklıkta kalması önemlidir. Çocuğun yanlışlıkla suyu çok sıcağa ayarlaması gibi durumlara karşı Artema AquaHeat termostatik batarya su sıcaklığını sabit tutar. Bu da aileler için güven ve kolaylık sağlar. Bebek bakımında ise bebeğin banyosu ile ilgili bir diğer seçenek ise banyodan kova ile sıcak su alınarak küvete doldurulmasıdır. Kova ile soğuk su taşınır ve küvete ısısı kontrol edilerek karıştırılır. Bebek ya da çocuk banyoda güvenlik tedbiri almadan asla yalnız bırakılmamalıdır. Bebekler küvette yıkanıyorsa annesi veya babası mutlaka bebeği tutuyor durumda olmalıdır. Küvetin üstünde file bile olsa bebek her zaman öğretilmiş doğru pozisyonda tutulmalıdır. Herhangi acil bir durumda hemen bebeği çıkartabilecek pozisyonda olmak önemlidir. Örneğin sallantı olabilir, küveti taşıyan aparat bozulabilir. Ebeveynler banyo sırasında en çok bebeği ellerinden kaydırmaktan korkarlar. Onun için küvetin dibine aşırı su çekmeyen bir malzeme koyabilirler. Sünger ve benzeri malzemeler çok su emdikleri için hem suyu soğuturlar hem de daha çok suya ihtiyaç duyulur. Bu nedenle bunun için küçük bir havlu kullanılabilir. Bebek kovada yıkanıyorsa doğru pozisyonda tutmak önemlidir. Ebeveynler banyo yaptırırken bebeğin kulağına su kaçırmaktan korkarlar. Bebek zaten su içinde geliştiği için kulaklarına su kaçmaz. Öğretilmiş doğru pozisyonla korkuları geçer. Bebeği banyo yaptırırken bebekler için hazırlanmış özel şampuanlar tercih edilmelidir. Göz yakan sabun gibi temizleyiciler kullanılmamalıdır. Bir diğer önemli konu ise bebeğin banyo suyunun sıcaklığıdır. Bebeğinizi yıkamak için ortalama sıcaklık 37 derecedir. Su sıcaklığı kontrolsüz artarsa özellikle bebekler ve çocuklar için tehdit oluşturur. Bu nedenle doğru su sıcaklığına dikkat etmek gerekir. Standart bataryalarda suyun sıcaklığını ayarlamak oldukça zordur. Bu süre zarfında hem su boşa akar hem de su bir ısınır bir soğur. İdeal sıcaklığı ayarlamak zahmetli hale gelir. AquaHeat termostatik bataryalarda ise su hem hızlı ve kolay bir şekilde ayarlanır hem de su sıcaklığı duş boyunca aynı şekilde muhafaza edilir. Emniyet butonu olan termostatik bataryalarda su sıcaklığını yükseltmek istiyorsanız emniyet butonu düğmesi etkinleştirmeniz gerekir. Bu sayede kontrolsüz kullanım sebebiyle yanma riski de önlenir. Termostatik bataryaların özellikle çocuklu aileler için uzun vadedeki bir diğer avantajı ise çocuğunuz büyüyüp kendi başına banyoda kalabilmeye başladıkça çocuğunuzu su sıcaklığı konusundaki tehlikelerden korumasıdır. Çünkü çocuk banyoda tek başına yıkanabilecek yaşa geldiğinde akan suyun sabit sıcaklıkta kalması önemlidir.
çocuğun yanlışlıkla suyu çok sıcağı ayarlaması gibi durumlara karşı Artema Aquahit termostatik batarya su sıcaklığını sabit tutar. Bu da aileler için güven ve kolaylık sağlar.